hep beraber keşfedeceğiz. Eğer ki Kuveyt hakkında hiç bilginiz yoksa yalnız değilsiniz. Selamünaleyküm. Beraberiz. Aynı zamanda sordum. Kara çarşaf, yani hicap zorunluluğu var mı? Hayır dedi. İstediğin gibi giyinebilirsin. Fakat ülkede arkadaşlar alkol yokmuş. Burada alkol tüketmek ve bulundurmak hapis cezasıymış. Kuveyt. Tata. Tata. Ama benim bir yerden su bulmam şart. Şart. Yok mu biri emzirsin şu garibanı be? Şöyle kırmızı ayakkabılarım. Çok iyiyim. Çok tatlıyım. Milletin aklı başından almaya hazırım. Günah Amerika'dan getirdiğim ocağın bayram. Bir tane lüks araba patlattık mı? Üf. Akşam safariler. Deveye drift yaptıracağım. Şaha kaldıracağım deveyi diye. Deve yapmıyor. Deve de ses çıkartıyor ki ne bileyim ben. Hi. How are you? Can you speak English? No. Why not go? I'm from Turkey, Türkiye. Where? Center. Centro. Kuwaiti. Ana o di bus stop maden. Si mas zero free. Ta libre free. Baba hitchhike. Baba I'm backpacker. Mando. Nereye beni götürüyor bilmiyorum. Anlaşamıyoruz. Ne olmaz dur bende. Takım emniyetki bende. Aman takmayayım ya. Belki bir şey olur da tazminat alırım. Bakın şurası homo tower'mış. Abi para olunca herkes tower'ı dikiyor. Ben de dikeceğim. Şu anlık diktiğim şeyler başka ama. Bak mesela şu farklı bir tasarım. Şu nasıl bir tasarım? İlginç abi, şu zaten bir çakmağa da benziyor. Hepsi çok farklı ya. Hiçbir birbirine benzemiyor. Şurası avdat tower'mış. Abi herkesin tavırı var ya. Benim neden tavırım yok anne? Ben de tavırım olsun istiyorum. Arapça hiç ekonomik dil değil ya. Kamera monitoring bu kadar mı yazıyor? Vallahi çok masraflı dil. Aha. Bir tane zenginden gidiyor. Selamünaleyküm. Belli olmaz kimden ne çıkacak. Allah'ın selamdır, verelim. Karele değil ya kardeşim. İyidir. Bakın karşıda Starbucks var. Üstünde Arapça yazıyor. Hepsi Petra Food. Her şey. Eczanesinden tut. Burger King'ine kadar diyecektim de Burger King'i niye yazmamışlar? Oysa her şeyin hem global ismi hem de Arapçası yazıyor. Çoğunluğunda İngilizcesi, bakar mısınız? Hem İngilizce hem Arapça. Öyle bir dedim ki sanki hem de şu diyecekmiş gibi, değil mi? Olmadı ama. O kadar çok yazmış ki ben de farklı farklı dillerden bir şey yazmış sandım. Yani şuradaki beyaz kırmızıyla mavi sarı farklı bir dilmiş gibi duruyor, farklı renk kullanınca. Benim suçum değil de kusura bakmayın ya. İşte bu bir Kuveyt dinarını gördün mü? 3.2 dolar demek abi. Millet 3 diyor da. O milletin düze çektiği 20 cent. Abi gene bir 10 lira var ya. 20 cent kaç para ki bilmiyorum ki. 1 dolar 30 liraysa 20 cent 5'te 1'i 6 lira. Bir şey değilmiş ya. Biz demek de haklı. Bize bile ucuz gelir, onlara para bile değildi büyük ihtimal. Baksana mesela şöyle bir takım. 8x3 26 dolar. Pahalı mı ucuz mu bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Yani normali kaç olduğu için falan. Bu ne? Burada da böyle bir dükkan var. Falafel falan yiyor insanlar. Baksana burada da tüm meyve sularından küçüğü 400. Aynı zamanda bu dinarın kuruşuna fils diyorlar. Yani büyük bardağı bu da 2,5 dolar falan ediyor herhalde. Abi al. Öyle bir para ki. Öyle bir para. Anlayamadık yani. Dönerciymiş bu arada. Bakın orada resmi falan var. İçeride de döner var ama bağlamadığı için kokusunu alamadık yani. He
Her yerde de böyle bir alışveriş merkezi havası var. Bugün bile ben o sabah bana yardımcı olan güvenliklere dedim ki kardeş bir günüm var. Görmem gereken yerler nere? Bana AVM'leri söylüyorlar. Lan benim param mı var? Götüme gelecek donum yok. Gelmiş bana AVM'leri söylüyorlar. Yürüyoruz bakalım nereye yürüdüğümüzü bilmeden. İşte gidiyorum bir şey demeden. Şuraya şöyle bir kule dikiyorlar. Çok hızlı bir dönüşüm içinde gibi duruyor şehir. Ama farkındaysanız kuleler, inşaatlar falan hepsi dediğim gibi sarının, beyazın tonları. Şu ne? ATM mi? Aha, aha da su lan. Aha da su, bedava su, tenile 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 bedava su, bedava su. Akıyor mu? Bastığında olur baba. Çalıkala çalıkala hop. Hemen yapıştır bedava bak bak bak. Bal gibi bal. Hız gibi de lan çok iyi. Mustafa Kemal Atatürk hayratıymış. Atamın ruhuna değsin. Güzel güzel yükle. Yükle. Hadi şişem vardı. Tava bunu var ya. Türkiye'den getirdim. Yanıma aldıydım. Uçakta içtim ama atmadım. Ben biliyordum öyle bir şey olacağını. Fırınır. Güzel. Dız. Ya bu binalar çok güzel. Eyvallah. Gittikçe de daha da büyüyor, daha da güzelleşiyor filan ama. Ne yapacağım? Götüme mi sokacağım ben bu binaları? Ne yapacağım ki ben? Daha saat 9 bile olmadı. O yüzden her yer açılmadı. Mesela şu kafe falan açılmış olsa gidip oradan internet kullanacağım. Bakacağım ben neredeyim diye. Ama yok mu bir kültür şoku yaşayacağım böyle? Eski yerler, gariban yerler. Ne bileyim bir aksiyon, kaos. Abi aylar sonrasında yurt dışına çıktık. Tamam. Kaos bizi yoruyor ama istiyoruz baba. Kan istiyor. Ne yapalım? Fıtrat değişir ama kan aynı kan. Aha abi iyi. İyiymiş ha. Bu ne? Buranın yemek sepeti mi? Bulacağız bir şeyler. Daha saat çok erken. Biraz açılsın biz de açacağız. Halledeceğiz. Yok mu böyle buranın bir kapalı çarşısı? Gidelim en azından lokum mokum yiyelim. Abi bu neymiş ya? Böyle de bir şey yok yani. Geç babam geç. Yol vermeyin ha aman kaşmerler. Selamünaleyküm. Ne? Dil. Selamünaleyküm. Ne? 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 Ne baba? Ben kamera. Müşkil. Müşkil. Ne bak kamera sana video. No 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 no. Is that your video now? Mübarekiye. Mübarekiye. Straight. Sida? Ha straight abi mübarekiye. Straight. Thanks. Thanks. Thank you. No no. Tranqui. 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 Müşkil. Adamlara bir yer sormak istedim. Adamı da müşkilmiş. Müşkilme demek bilmiyorum ki. Yasak ya da yapma falan ne? Dedim seni göstermem zaten. Bir adres sordum. Bildiğim mübarek yeri bir yer vardı. Buraya gitme. Abi şu binaya bak ya. Bu neymiş ya? Başımız döndü. Yemin ediyorum boyun egzersizi yaptım ya. Kafamıza kaldık binalara bakmaktan. Karımız da yok zaten. Bu nasıl memleket abi? Bina, 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 bina. Bina sevseydik Hong Kong'a giderdik be kardeşim. O değil de o adamın dediği müşkil ne demek acaba ya? Meşgul olmasın. Müşkil meşgul. Şaka yapıyorum bunu ama o an aklıma gelmedi. Uykusuzum ya ondan. Ondan hızlı diye baba. Yavaş yavaş su kaynatıyor ben yani o kadar da olsun. Ben gene yürüdüm. Binaların arasından baksana. Selamünaleyküm baba. Baba ver izi meşgulbiye meşgulbiye meşrubiye. This, okay. Yes. So far? Yes, yes. Thanks. Sağ ol baba. Lan, aradığım yeri farklıydı. O kaşmer, o kaşmer. Müşkil deyince onunla iki kelime birleştirdim, anlatamadım da.
Bu da anlamadı ama şurada dedi. Sonra çok uzak dedim. Yes yes dedi. Ben oraya salladım. Bakalım. Orası eski Kuveyt'te geçiyor. Ya Kuveyt güzel de abi. Hiç aksiyon yok. Gerçekten hiç aksiyon, hiç ses yok. Korna sesi bile yok. Bir kavga sesi yok. İnsanların durumu iyi olunca darlayan da yok. Evsiz yok, dilenci yok. O yüzden çok sakin. Baksana burada tuvaletmiş. Abi her yerde Kuveyt bayrağı ya. Ama şu ne demek bilmiyorum. O da Kuveyt olmasın. Çok düz mantık. Aha, adam saat 9 olmadan nargile içiyor. Baba gece rüyanda mı gördün ya? Böyle bir şark köşesi yapmışlar açık havada. Buradan böyle yürümeye başlayalım. Selamünaleyküm. Oğlum Hintliler tam burada Müslüman olmuş artık. Hem de kadar ne kadar Müslüman değiller. Burada çalışa 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 Müslüman olmuşlar valla. Fresh Market. Bu ne kadar büyük bir marketmiş ya. Ben herhalde bu eski Kuveyt'e geldim baba. Aa bak burada bir markete iniyor sanırım. Kaçakçılar çarşısı burada buranın bilmiyorum ki. Şimdi son bataryamı taktım. Ama ondan önce ilk çözmem gereken iş bu çantadan ayrılmam lazım. Ondan sonrasında da şarj edecek bir yeri bulduğumda da bataryalı şarj olurken o ara edit de yaparım. Baksanıza daha açılmamış. Şu karşı çay ocağı gibi duruyor. Gideyim diyeyim onlara. Baba burada kalsın bu çanta 2-3 saat. Olur mu diye. Baksana burası hakikaten eski Kuveyt gibi duruyor. Kapalı çarşı ama açık olanı gibi bir havası var. Yeni yeni açılıyor. Buradan ben oturayım. Hem de insanlara rica edeyim şuradan. Buradan bırakacağım da bu insanlar. İyi yaşa baba, iyi yaşa. Selamünaleyküm. Can you speak English? I'm from Turkey. Oh, merhaba. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Only merhaba? Mafi merhaba. Ha. No, Turkey. Şuvey, şuvey. Okay, şuvey. Çarı yuruh Türkiye. Okay. Kemhabati. Kemhabati. Tfadır baba. You want the tea with sugar or without sugar? Without sugar. Without, not Mavi Jekyll or without sugar. Can you speak English? Yes, I can. No. You speak English too? Yes. Where are you from? Here, from here? Yes. Uh-huh. He's how are you? How are you? Where in Turkey? Adana. Adana. You know Adana? Yes. Did you have been Turkey? I've been Turkey, Istanbul. Only? Only. What? Istanbul? Borsa, Gelawa, Şenarcık, وين بعد قلت هذا؟ Bursa, Bolu, Bolu. Trabzon. Trabzon. Trabzon very Kuwait people live there. Trabzon. See. Trabzon. Teşekkür, thank you. Baksana ne kadar küçük bir bardak. Çok küçük. Old traditional stikana. We call it stikana. 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 Traditional Kuveyti. Yes. Mhm. هم عندهم استكاناتهم بس كبيرة. استكانة نفس الاستكانة عندهم بس شوي كبيرة. But their tea is much better than our tea. Yes, yes. شاي هم احتمال شاي. شاي. Tea and coffee. Better than. بالغ سمك. Fish. See بالغ جيجر. بالغ. Mas يعني روب mas روب mas روب سو ماي سو water in Arabic ماي سو ماي ماي سو ماي tea chai 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 how can I say how are you in Arabic كيف حالك كيف حالك yes كيف حالك and how can I say what's your name ما اسمك Mal smuk. Yes. And thank you.
Şükran. Şükran, ha şükran. I have some one, two, two problems. First problem, I have to lick my bag because today morning I came Kuwait. I have only one night. Tomorrow afternoon I will leave Kuwait. And so yeah, this is so heavy. I wanna walk this around. Okay, but keep this, it here. Yeah, but it's 2-3 hours minimum. No problem. Okay. And second problem, Turkish charger and Kuwait charger is different. Yes. I can't charge. I need adapter for using 1-2 hours. Adapter, I think. What's electricity voltage in Turkish? 240. I think so. Yes. Yes. But this, I have all cable. Just I need adapter because this, you know, is different. I know. I can't use. I think. Can I see the wire? Of course. No problem. This one. You can. No problem. This one. Arkadaşlar ben yaklaşık bir saattir aynı kıraathanedeyim, halime bakar mısınız? Konuşamıyorum, sesim falan gitti, gözlerimi açamıyorum artık. Beni çok güzel ağırladılar, gördünüz. Çay falan ikram ettiler, tavsiye verdiler, gezi eşgeler hakkında, Kuveyt hakkında bilgi verdiler ama artık idrak edemiyorum. Bana priz nasıl kullanacağımı öğrettiler. Yaklaşık bir saattir bataryalarımı şarj ettim. Bir yandan telefonumu şarj ediyorum ve edit yapmaya başladım ama artık gözlerim kapanıyor ve izlediğimi anlamaz olunca, oturduğum yerde uyuklayınca dedim ki daha fazla devam edemiyorum. O yüzden çantamı burada bırakacağım. Şimdi ise tam saat 11'e geliyor. Hava iyice ısındı. Gidip bir park bulup bir iki saat yatmayı, ondan sonra hayatıma devam etmeyi planlıyorum. Yoksa daha fazla devam edemiyorum yani. Bak şuradan bastırıyorlar. Tahir. Mor. Yes, thanks. Şimdi güvenlik açısından buraya bırakıyorum en azından. Güvenmiyorum abi, bir şey olmaz dediklerine rağmen güvenmiyorum. Böyle mutfağı açına koyduk. Ben size şimdi uyuyacak yer bakmaya gidiyorum. Ben şimdi çıktım kahveden. Artık yekten hayatta hızlanmaya başladı. Çünkü saat 11. Açılmayan dükkan kalmadı. Ama benim de pilim bitti. Uyumam şart. Eğer ki uyumazsam ne edit yapabilirim, ne gezebilirim, ne de akşamı çıkartabilirim. Nerede uyuyabilirim bilmiyorum. İleride park vardı. Gerçekten şimdi gidip o parkta yatmayı planlıyorum. O kadar çarem yok yani. Yapacak hiçbir şey yok. Çok kötüyüm. Ben şimdi parka geldim. Oldukça büyük bir park. Aynı zamanda çantayı bıraktığım kahveye de oldukça yakın. Çok fazla bank var ama gölge hala soğuk olduğu için gölge vuran banklara yatmak istemiyorum. İki tane bank böyle karşılıklı, güneş vuruyor. Çantamı da kafamın altına alacağım. Garanti olsun diye de fermuarda enseme gelen şekilde yatacağım. Her ne kadar Kuveyt oldukça güvenli de olsa, insanlar referans da olsa, o kadar da salak değiliz babacığım. Kimseye güvenmiyoruz yani, mümkün değil ya. Seyahatte babama güvenmem ya. Hele bilmediğim ülkede ilk gün. Mümkün değil yani. Şöyle. Kafamın altından da çantayı çekseler haber mi olur da ya. Saat kaç? 11:05 geçiyor. 1-1,5 saat yatsam var ya, zıpkın gibi olurum da Rabbim ya. Güneşte yattık, gölge geldi. Şu kombi 2 tık daha harlayabilir misin? Rüzgarda kıs lütfen. Teşekkür ederim, ben uyuyorum Rabbim. İyi geceler, görüşürüz. Günaydın. Saat olmuş 1:30. 2,5 saattir. Debelene debelene bu banktayım. Şu ötekinde çektiydim. Buna geldim. Baksana, bu da artık tam böyle gölgelik falan oldu ama çok şükür 2 saatte olsa uyudum. Şimdi ise baba, devam gidelim bakalım, çantama falan bakalım. Bundan sonrasında başlasın tekrar. Ben şimdi çantayı bıraktığım yere uğradım. Bataryalarımı teslim aldım. Bir de çay içtim, yüzümü falan yıkadım. Zaten 2 saatte uyuduydum. Oh, keyfim üzerinde. Şimdi ise oradan çıktım. Bu bizdeki eski pazarları andıran yerde
kaybolmaya başlayacağım. Bu arada benim çantayı bıraktığım yerin adı da Abu Fatma Cafe. En azından kaybolursam, unutursam buradan izlerim. Şimdi başlıyoruz bakayım buraya, bismillah. Gördüğünüz üzere dükkanlarda bile Kuveyt bayrakları. Sağlı sollu dükkanlar var. Sağ tarafım telefoncu, karşı taraf ise Hint kıyafetleri satan bir dükkan gibi duruyor. Sol taraf ise yılbaşı süsleri satıyor. Ha? Yok, seni çekmedim ablacığım. Baksana kadın yüzünü kapattı falan. Seni çekmedim zaten. Yani burayı çok övdüler. Müberkiye diye geçiyormuş. Ama ne var burada? Şu anlık hiçbir şey durmuyor. Yani bu puanteli kıyafetlerden yapayım ben. Böyle küçük küçük dükkanlar. Adama dedim ki, bu pazar dedim, problemli pazar mı? Herhangi bir şekilde tehlike yaşamayayım. Asla dedi. Ya abi, çağırmak gibi olmasına biraz aksiyon verin bize ya. Allah Allah, ora güvenli, bura güvenli. Gece yürürsen bir şey olmaz. Gündüz yürürsen bir şey olmaz. Ne yapacağız abi burada, siz sıkılmıyor musunuz ya? Hiçbir tane aksiyon yok. Darlayan adam yok. Herkes çok yardım ediyor. Abi etmeyin bu kadar yardım ya. Sıkıntı, hala internet bulamadım. Evet, bir 100 metre falan yürüdükten sonra böyle bir yere ulaştım. Baksana burası ise bir restoranmış. İnsanlar yemek yiyor. Şurada da bir cami kubbesi var. Aynı Kubbetü Sahra'yı andırıyor. Altın sarısı renginde yapmışlar. Aa, Alaçatı yazıyor. Daha açılmamış ama. Yeterince dikkat çektiğim yetmiyormuş gibi, bir de elimde kamera var. Yani şu saçımdan, en azından kırmızı ayakkabımdan siz de farkındasınız ki dikkat çekmeme ihtimalim yok. Farkındaysanız buralarda bile bir kaos yok. Bir korna sesi yok. Ya da ne bileyim, insanlar çok sessiz. Veya dükkanına bağırarak çağıran esnaf falan bile yok. Ki benim yabancı olduğum her yönden belli olmama rağmen, aman kardeşim gel şuna bak, bunu satın al diyen herhangi bir esnaf olmaması şaşırttı beni. Restoranlarda seni içeriye çağıran, elinde menüyle gezen adamlar yok. İnsanlar gerçekten çok cool, çok havalı davranıyorlar yani. Herkes güler yüzlü. Herhangi bir şekilde agresif insan da görmedim. Bakın burada adam döner satıyor da, bu döner neden kırmızı acaba? Bak, et döner, tavuk döner de. Selamünaleyküm. Why this döner is red? Meksiki? Yeah. Spicy? Spicy. Aha. Shakshuka. Aha. Good. Thanks a lot. Have a nice day. You too. Şöyle yüresel kıyafetlerin oğlum kıyafetler var. Yani bu kadın manken ama bu tarzı erkekler giyiyor mu? Giyiyorsa nasıl, daha mı sade bilmiyorum yani. Mesela şu adamın giydiği bu beyaz entariyi satan bir dükkan görmedim. Acaba hepsi özel terziye diktiriyorlar mı? Çok kalitesiz duran değişik cipsler falan var. Yani şu görselin açıkçası kaliteli durma ihtimali yok. Kofti cipsler vardır ya, onun gibi bir şey. Şu an burası tam bir kapalı çarşı hissiyatı verdi bana. Yazıyor bu mesela 6 dinarmış. Yani 21 dolar ama termos herhalde ya bu. Baksana her şey çok altın varaklı. Şurada manav var. Oradan sebze meyve fiyatlarını görebiliriz sanırım. Öyle. Gö-
görmezden görmüşüz de abi. Mezarların fiyatını yazmışlar da bu kaç oluyor şimdi anlamadık ki. Bak burada rambutan varmış. Bak bu paket 1500 yani 1,5 dinar. Çileğin yaklaşık 500-600 gram olduğunu farz edersek yani 5-5,5 dolar şu kadar çilek. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Farklı bir meyve görecek miyim? Yani bunlar Brezilya'da falan gördüydüm. Böyle papayalar, mangolar var. Ama maalesef ki onların fiyatlarını hep Arapça yazmışlar. O yüzden anlayamadım. Aha bak nektarinin kilosu 3 yani 10 dolar abi nektarinin kilosu. Bunun da kilosu neredeyse 2,5 dolar filan. Yaklaşık 7-8 saattir Kuveyt'teyim. Herhangi bir şekilde kültür şoku yaşamadım. İlk izlenim çok havalı. İnsanlar çok iyi. Gerçekten çok misafirperver. Kıyafetlerden Orta Doğu'da olduğunu anlaşılıyor. Ama hep aynı olmaya başladı. O yüzden buranın bir anlamı yok. Hay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Where are you from? I'm from Turkey. Türkiye. Türkiye. Miami, Kuveyt. Yes, yes. Miami. Hadi şunu alır. Good, Kuveyt. Yeah, good. Hadi şunu alır. Abi şuna. YouTube. YouTube. Furkan Aras. İnşallah. İnşallah Türkiye good. Türkiye good. Türkiye good. İnşallah. İnşallah. Türkiye always good. Türkiye Kuveyt. No. Really? Why? أنت شوف فيديو شوف نهارا. آه. شوف نهارا. الله الله. إيه الله أكبر شوف تلفون شوف فيديو موبايل. آه I don't know. أنت شنو في يوتيوبر شنو؟ تركيا قط بس مخ نهارات مشكلة. أنت يوتيوبر شنو؟ تركيا قط سيبر. تركيا إن شاء الله. إيه better than Kuwait yes. Really? I don't know. Not my problem. Kuwait city. نفرات مشكلة. نفرات. Thank you too. Ciao. You too. Oğlum bizim Kuwaitlerimiz bozuk mu? Ne bileyim ki? Böyle bir yer var. Dışarıdan hamam gibi duruyor. Kokudan balık. Evet. Selamun aleyküm. Ah sana baba garidesler. Ama kaç para anlaşılmıyor ki ya. Bilmiyorum. Bak ha buradan da anlamıyorum. Selamun aleyküm. Can you speak English? Okay, this for example 1 kilo shrimp. How much? 2. Bak sana çok pahalı değil ya. Hatta 7 dolar kardeşin kilosu. Yani 200 lira. Türkiye'de hamsinin kilosu 100 liraya geçti abi. Anam. Lan kaçmer. Nereye yatacağını çok iyi biliyorsun oğlum. 5 metre öteye git de bari en azından temizlikle baklar sana versinler. Gracias, thanks a lot. Bakın adam burada namaz kılıyor da yakınlarda cami var mı? Var. Ama neden burada kılıyor bilmiyorum. Böyle çok fazla şark köşesi tarzı yerler var. Selamun aleyküm. İnsanlar böyle gelip mergile içiyorlar, çay içiyorlar. Yani çalışmayan veya gün içinde boşluğu olan çok fazla insan var. Ve bunlar zaten hepsi enter giymiş insanlar. Anlayabiliyorsun ya bunlar gerçekten Kuveyt'in çok zengin olması da en azından günde 15 saat çalışma gayesi gitmeyen insanlar. Bu anlaşılıyor. Aa bak burada da adam kumpir satıyor. Aa piknik. Ona Trabzon, Sapanca dediğine göre burası Türk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Nasılsın? Keyfin nasıl? Merhaba. Tam kumpiri görünce dedim burası kesin Türk yeri. Ondan sonra tabelayı gördüm ve kolundaki Türk yazısını görünce. Ne yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor? Aleykümselam çekebilirim değil mi diyor? Rica ederim. Şans eseri kısmet getirdi bize birbirimize. Baksana bizim Türkler burada dükkan açmış ve çalışanlar da Türk. Aynı zamanda giydikleri üniformada da bayraklarımızı koymuşlar yani. Belli ediyorlar. Bakın mesela kumpiri 2 Kuveyt dinarına satıyorlar. Bu şekil. Yani
6,5 dolara tekabül ediyor. Türk parasıyla da 200 lira. Lan vallahi Türkiye'de ucuz. Köpürü yiyemiyorsun abi 200 TL'ye. Baksana, pazara bakar mısın? Ben şaşırdım sadece kumpirin. Baksana fotoğraf çekmesi falan burada popüler halde. Sen kaç senedir buradasın mesela? 4-4,5 senedir Kuveyt'tesin. Böyle bir dükkan var yanındaki şey. Burayı yeni açtık biz. Burası yaklaşık bir hafta kadar oldu. Bir iki ayda neler açmıştı. İki ay önce neler açtık. Sadece benim burada başka bir restoranım vardı. Yani yaklaşık 4-5 senedir artık Orta Doğu'da restoran falan bu işi yapıyorsun yani Kuveyt'te. Memnun musun? Burada hayat nasıl? Ben sabah geldim buraya bir gün daha. Öyle. Tamam, para kazancı var ama sosyal hayat sıkıntı sanırım. Ya param varsa sosyal hayat. Hmm. Neden keyif aldığına bağlı. Tabii. Varsa dedim de canlı hayat o kadar heyecanlı muhabbeti. İşte bir şeyler arıyorsam, akşamcıysan olmaz. Aha evet. İşte ya, sen ne yapalım? Ben Adanalıyım. Adana merkez diyorsun. Aynen. Adanalı çok. Allah Allah, çokluk var mı ya? Kumpir yapalım. Açsan yemek söyleyelim. Yo, ben kendi sanırım, ben kısmet sadece, herhangi bir şey beklentim yok. Oturayım baba. Bizim beklentim olduğu için yer misin demedim. Baba o kadar kendi kanımızda mı insan? Sağ ol baba. İçimiz... Ben o inan ondan ben de durdum yani ha. İçimizden geldiği için mi? Sağ ol baba. Sen nerelisin? Samsun Çarşamba. Çarşamba. İsmin neydi? Can. Can. Kaç yaşındasın? 25. Kaç senedir burada çalışıyorsun? 10 aydır buradayım. Hmm. Bir hafta oldu buraya çalışıyorum. Nasıl denk geldi? Abim buradaydı daha önce. Abim ha, bir abinin burada. Vasıtasıyla. Evet. Kendi abim, öz abim. Aha. Dedi ki böyle böyle kumpir açacağız, düşünür müsün? Ben de İstanbul'da çalışıyordum. Sonra buraya gelmeye karar verdim. Dur. Hayat hazırlıklı insanları sever dedim. Ben de çıktım yola. Allah büyük, bakalım. Peki memnun musun? Yani memnunum çok şükür. Aha. Yani gerek çevreden, gerek abilerim. Yani bu yurt dışı hayatı yanında geldiğin insanlara bağlı. Tabii. Dışarıda... Yoksa nereye gitsen, Amerika'ya gitsen bile yani çok rezil bir durumda olabilirsin yani. Kesinlikle öyle. Yani aynı duyguları, aynı dili konuşmadığın insanla aynı şeyleri hissedemezsin. Bu bir gerçek. Alışabildin mi peki? Alıştım yani, çok şükür. Yani din, Araplarla din yaşamaya kendi şeyine değil. Kendi zaten ailen falan, nereye gitsen zaten abi kardeş ilişkin var da. Evet. Yani bazen diyor musun ah gelmeseydim ya da ya iyiyim rahat gibisinden. Ya burası Orta Doğu ülkeleri iyi ki geldim çok rahatım havasında bir yer değil. Yani. İnsan hakları konusunda çok kötü. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela vatandaşlık alamazsın. 50 senede yaşasan burada ikame üzerine geliyorsun. Senin kefilin oluyor. Onun üzerine gelip yaşıyorsun. Daveti üstüne yani. Gibi gibi. Sana kefil olan bir kuvvetli olması lazım. Bu dükkanı satın alamazsın. Burada ev alamazsın. Burada kesinlikle gayrimenkul satışı yok. Avrupa'ya gitsen örneğin Almanya'da kalsan veyahut da Fransa'da kalsan 5 yıl kalsan sana vatandaşlık veriyorlar. Fırsatı olanın ben Amerika ve Avrupa'ya gitmesini söyledim buradan. Yani buraya gelip de çok iyi abim vardır, şirketi vardır, bilmem ne vardır, çok güzel şartlardasındır. Atıyorum 3 ayda bir Türkiye'ye gidip geliyorsundur, cebinde param vardır. Ona amenna. Ama gideceksen Avrupa ve Amerika'ya git. Hani buraya gelmenizi tavsiye etmem. Burada çünkü çalışanların geneli Hindistanlı, evet, hizmet sektöründe. Sri Lankalı ve bunların maaşları 100 dinar, 150 dinar. Yani Allah bizim Allah. Parayla 10 bin lira yapıyor. Tabii biz bu paraları çalışacak insanlar değiliz. Bizim kalitemizi bunlar da biliyorlar. Evet. Kuvvetler de biliyor. Bütün dünya biliyor. Bizim Türkleri tanımayan kalmadı. Evet. Bizim farkımız her yerde. İşçiliğimizle. Tabii canım. Yani tezgahımızın temizliğiyle. Tabii. Canımızın içiyle. Her evet, her kesinlikle. Belli. Hintlilerin o kadar az kazandığını bilmiyordum. Sabah ben güvenlikle konuştum. O dedi ki bizim maaşımız dedi 1000 dinar falan. Havalimanı güvenliğiydi. Küfür edebiliyor musun? Adarız. Buradan şimdi şöyle bir şey var. Kuveyt'in kendi vatandaşları çok yüksek paralara çalışıyorlar. Evet. Eğer senin ID'in yani kendi sivil kartın, biz diyoruz ya nüfus kimlik kartı. Evet. Kendi kartın kuvvetliyse, sen eğer kuvvetliysen şu bankada çalışsan sana 2000 dinar, 2500 dinar. Eğer sen polissen kendi vatandaşları oluyor sadece bu. Polissen 1700 dinar, 2500 dinar arası değişiyor. Mühendissen 3000 dinar para alır. Bunlar büyük bel ondan. Yalan söyleyecekler düşünmüyorum ama bu ülkenin vatandaşları. Bu ülkenin vatandaşları dünya çapında, dolar bazında çok yüksek gelire sahip. Evet. Gerçekten öyle. Burada hiçbir şeyde vergi yok. Dükkanlar, evler dahil elektrik su parası yok. Bir tek kira ödüyorsun. Dükkanda da elektrik su parası yok, evlerde de yok. Arabalar sadece bildiğim kadarıyla %1 mi, %5 mi ne olması lazım. O da sadece devletin, atıyorum Almanya'dan getirdiği arabanın ücreti. Yani vergi sıfır. Aha. Şöyle düşün, Almanya'da ÖTV %19, Almanya'da üretilen bir araba
araba burada daha ucuz. Peki bu sadece kendi vatandaşlarına mı yoksa mesela biz dışarıdan gelene de aynı imkanlar mı? Aynı imkanlar. Aa çok iyi. Arabalar çok ucuz. Peki her... sosyal bir devlet mi? Sosyal bir devlet değil. Krallıkla yönetilen bir ülke ne kadar sosyal bir devlet olabilir? Ha şu konuda sosyal diyeceksin. Yönetim anlamında krallığı ben hiç zaman seven bir insan değilim. Söz sahibi halksa yönetimde de halkın söz sahibi olması gerekir. Sosyal anlamda halkına çok ciddi anlamda destek çıkan bir devlet. Bunu da kimseye vatandaşlık vermemesinden anlayabilirsiniz. Hiç burada kavga mavga falan oluyor mu? Hiç olmuyor gibi yani gerçekten. Gece gündüz çok güvenli gibi duruyor burası. Burası polis devleti canım. Evet. Amerikanlar koruyor burayı. Allah Allah. Olmadıklar masa yok ya. Başka mesela çok Türk restoranı var mı burada? Yani biz Türkler tarafından keşfedilmiş bir yer değil mi buraya ticareti? Hataylılar özellikle dolu. Allah Allah. Hataylılar Arap ülkelerinde, Körfez ülkelerinde tamamen dolu. Evet, Arapça konuştukları için. Piknik adı nereden geliyor? Daha önceki bir şeyinizden falan mı? Marka yaratıcımız arkanızda isterseniz görürsünüz. Abi sen mutlu musun peki burada yaşamaktan? Yani pek değil ama idare ediyoruz. Yani Kuveyt'i ben sevdim ama bir gün daha fazla kalsam sıkılırmış gibi hissediyorum bunda. Turist oluyorsan, geziyorsan. Evet, bir iki gün yeter. Bir iki gün yeter. Yani buranın etrafı şey yani gökdelen, iş merkezi. Evet. Yani buradan dışarıda genelde böyle villa tarzı, müstakil evler. Evet, şehir merkezi bu kadar. Benim aslında sabahtandır gezdiğimde bir şehir merkezi yani herhalde. Evet, evet. Bölgede geziyorsun. Zaten burası var, Kuveyt'in diğer tarafları çöl yani. Başka da bir şey yok. Bir şey var mı? Canının sağlığı, kendine çok dikkat et. Seni evet. Gördüm çok mutlu. Ben de çok mutluyum, teşekkür ederim. Siz denemeden gidersen alınmış oluruz. Ama sen geldin böyle bir video çektin, konuştuk, gidiyorsun. Öyle mi? Bir şeyler yiyeceksin. Aslında bu sefer yersem daha ayıp olmaz mı? Yok. Yani parasını ödeyeceksem olur ama. Olmaz, para. Yani aslında bu sefer hem video çekeyim. Para vereceksen yapmayız. Ama bu sefer de daha öteki daha şey ulan. Hem video çekti hem de yemeği yedi gitti. Ve Allah razı olsun. Olur o zaman yerim. Arkadaşlar sağ olsun bana böyle kupa ikram ettiler ki siz de gördünüz hani görünce çok geçirdim ve yaklaşık yarım saattir sohbet falan ediyoruz, çok mutluyum. Kumpiri yemekten daha çok böyle Türk arkadaşlara denk geldiğim için ve vizyonlu keyifli çok mutluyum açıkçası yani ihtiyacım olan buymuş.